Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayetin zanlısı, Supi Altındöken babası ve suç ortağıydı. Şimdi canlı yayında o caninin annesi olacak. Eşinden 6 yıl önce boşanan o anne bakalım neler anlatacak? O anneyi Show Haber muhabiri Emre Saygı buldu. Emre, katil şüphesiz en iyi o tanıyor. Oğlunun böyle bir vahşete karışacağını tahmin edebiliyor muydu acaba? Cinayeti duyduğunda inanabildi mi? Neler hissetti, neler düşündü? Bugün günlerden Özgecan haberimizi de izledik. Herkes Özgecan'ı konuştu. Herkes Özgecan'ın arkasından bir yorum yaptı. Kadınlar kendince tepkilerini gösterdiler ama bir kişi konuşmadı. O da Özgecan'ın hayatını sonlandıran kişi, Supi Altındöken'in annesi Naciye Tan. Naciye Tan bizimle beraber. Efendim, öncelikle şunu soracağım. Siz oğlunuzdan böyle bir şey bekliyor muydunuz? Asla. Asla beklemiyordum. Çünkü öyle bir yapıyla büyümedi. Ben onu öyle büyütmedim. İstemem ben asla. Aileyi ben anlatamıyorum. O acımı ben hiçbir zaman anlatamam. Onların bir acısı varsa benim bin acım var. İstedim yanlarına gitmeyi istedim. Elinden ayağından öperim o ananın babanın. Ben de anayım çünkü. Bana mı hiç kimse gelip sormadı. Sen ana değil misin diye benim dışarı çıkartmadılar. Hiç kimseye bir şeyimi söyleyemedim ben. Peki siz oğlunuzla görüşme durumunuz nedir? Yani olaydan sonra öncesinde görüştünüz mü? Nasıl yaşandı olay? Bir hafta önce ben oğlumla görüştüm. Doğum günümdü, doğum günümü ertesi gün yanıma. Normaldi yani, benim oğlum normaldi. İşine gücüne bakıyordu, ailesine bakmak istiyordu. Daha rahat nasıl yaşatırım diye onunla mücadele ediyordu. Peki sizce nasıl olmuş olabilir? Böyle bir noktaya nasıl gelindi? Aslında hiçbir çocuk ne katil doğar, ne hırsız doğar, ne terörist doğar. Herkes melek doğar. Ama onu bu hale getirdi. Bir sürü etkenler var. Bir sürü etkenler var. Şimdi Özgecan Arslan'ın annesi, babası, Özgecan Arslan'ın annesi, herkes yıkıldı. Ailesi yıkıldı. Birçok kişi yıkıldı. Ben onların acına ne kadar katkı olabilirim ki yani? Ne diyebilirim? Diyecek hiçbir şeyim, dedim beni götürün dedim. Elin ayağını öperim o ananın babanın dedim. Ben de anayım çünkü. Ben anayım. Yani onların yerine koyduğunuz zaman kendinizi... Tabii ki benim de evladım var, benim de kızım var. Ben kızımın başına böyle bir şey olsun ister miyim? Asla. Hiçbir ana dilemez. Şimdi biraz daha geçmişe gideceğim. Siz de şiddete maruz kalmış bir kişisiniz. Neler yaşandı sizle ilgili? Yani sizin problemleriniz nelerdi mesela? Yani ben dediğim gibi hiçbir çocuk katil, hırsız, hiç terörist de olmaz. Onu bu hale getiren etkenler var. Yani ben çocuğumu koruyamadım. Ben babasından koruyamadım. Çocuğum benim babasıyla büyüdü. Ben etkilenmedim ya. Benden etkilenmedi çocuk. Babasına şiddete eğilimi var mıydı? Tabii ki. Nereden başlayayım ben? Ben nereden başlayayım? Kaç yıldır biz ayrıyız. Neden ayrısınız? Ben 22 yıl evli kaldım. Yani çocuklar mı gidecek kimsem yoktu benim. Çocuklarım küçüktü, ben daha baştan gidecektim. Çocuklarım çünkü onun yanında büyüsün istemedim. Peki bu biraz da açarsak, hani şiddete eğilimi vardı, dövüyor muydu sizi? Tabii ki dövdü. Ama anneme, aileme, babama, hiç kimseye demiyordum ben bunu. Ya bir bilmiyorum, anlatamıyorum. Bir insan diyelim, erkek kadın değil, bir insan. Bir insanı kemerle, et kesilen aletle vurabilir mi? Size vurdu mu? Tabii ki vurdu. Ama benim şikayet edecek hiçbir yerim yok, gidecek hiçbir yerim yoktu. Ben bunları 22 yıl yaşadım. Kim için yaşadım? Ben çocuklarım için yaşadım. Şimdi sonra diyorsunuz ki Supi Altındöken babasının yanında yetişti ve bundan dolayı... Onun babası, onun yanında yetiştirdi o. Çünkü okulu bitiremedi, o yanına aldı. Defalarca dedim yanında çalışmasın o. Başka yerlerde çalışsın, seninle büyümesin o dedim. Anlatılacak o kadar çok şey var ki ben hangi birini anlatayım? Peki bunca şey yazıldı, çizildi, haberleri çıktı, Özgecan'la ilgili bir sürü haber yapıldı, videoları çıktı. Görünce ne hissediyorsunuz? Ben hiçbirini görmedim. Sadece duyuyorum ben. Hiçbirini izlemedim, sadece duydum ben. Ben 3 gündür içimden konuşuyordum. Beynimde kendimle konuşuyordum, kimseyle konuşamıyordum. İstiyorum bir şeyleri anlatayım, ben de anlatayım. Ben ortak olamam, ben bunu biliyorum. Ben onların acılarına kadar indirebilirim. Olay ilk yaşandığını duyduğunuz anda, yani oğlunuzun ilk... İnanmadım ben, asla inanmadım. İnanmadınız mı? İnanmadım ben. Benim oğlumun bu dereceye geleceğine inanmadım ben. Ne zaman babası da var dediler, o zaman inandım ben. İnandım ben o zaman. Peki kendisi itiraf etti, verdiği ifadelerde. Sonra ne düşündünüz?
Yani oğlunuz böyle bir şey yaptı. Benim çocuğumun sağlığı bozuktu. Benim çocuğum neler yaşamadı ki? Ya ben bunu anlatamıyorum ki. Ama şimdi şu açıdan baktığımız zaman da ne olursa olsun yaşanan hiçbir şey bir canı almaya tabii ki izin vermez. Ben onay vermiyorum. Asla onay vermiyorum ben. Onay verecek durumda değilim. Ben de anayım. Ben onay veremem asla. Ben onlar bir karıncayı incitsin istemezdim benim çocuklarım. Peki, işte bir insan o ya, bir insan. Bir insanı yok etmeye hakkı yok benim oğlum. Ben bunu kabul etmiyorum asla. Olayı duyduktan sonra oğlunuzla hiç görüştünüz mü, konuştunuz mu? Hayır, görüşmedim ben. Hiç görüşmedim ben. Ben ama ailenin yanına çok gitmek istedim. Dediler ki ortak... ...ben biliyorum. Ama yine de dedim olsun, bana kızsınlar dedim. Ben yine gideyim onların elinden tutayım. Gitseniz yanlarına ne söylersiniz? Sadece ellerini açılan öperdim. Ayaklarının altını, söyleyecek hiçbir şeyim yok çünkü. Söyleyemem. Söyleyecek durumda değilim çünkü. O söyleme hakkı yok bende. Söyleyemem çünkü. İzlemedim ama duyduğum kadarıyla oğlumun iş esnasında bunlar olaylar oluyor. Sonra yardım istiyor. Babadan yardım istiyor. Bir baba suç işlemesini üzerine suç katmaz. Asla. O suç işsiz, onu geri çevireceksin ya. Eğer suç işlemişse oğlum tamam geliyorum diyeceksin. Alacaksın, adaleti götüreceksin yanına. Oğlumun yanına götüreceksin, adaleti götüreceksin. Engel olacaksın. Onun suç işlemesine engel olacaksın. Suçunun suç yüzüne kat. Sen bir babasın. Bir baba evladına suç işlettirmez. Son söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ben aileye ne diyeceğim bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Ya çok etkenler var. Ben bu etkenleri ben söylesem de belki insanlar diyecek ki oğlunu aklamak için diye. Asla oğlumu aklamak amacım değil. Asla. Asla onaylamıyorum. Ben de anayım çünkü. Amacım o değil. Bu hale getiren dünya kadar çocuk doğur dünya. Benim torunum var. 4 yaşında benim torunum var. En azından onlar bundan sonra iyi aileler içinde, iyi bir baba altında, iyi bir babanın yanında, iyi bir ananın yanında büyüsünler. Bunlar olmasın. Ben bunu istiyorum. 4 yaşında benim yavrum var. Çok teşekkür ederim. Ben ister miyim bunları? Asla istemem. Onlar ya bundan sonra doğacak olan çocuklar bunları yapmasın. Yani eğer devlet her şeye el atıyorsa... Her ailenin içinde ne yaşanıyor? Bu çocuk nasıl dünyaya geliyor? Bu çocuk nasıl büyüyor? Bu hale nasıl geliyor? Bir çocuk hiçbir zaman gelmez, bu hale gelemez yani. Çok teşekkür ederim. Çok...